Konuğumuz var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'la birlikteyiz. Kudret Bey, merhaba. Merhaba Erdoğan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Borsa ile başlayalım. Son dönemde zayıf bir seyir vardı. Son birkaç gündür bu zayıflık biraz daha belirginleşti. Keyifler biraz kaçtı galiba. Bu yaşanan hareketi nasıl yorumluyorsunuz? Beklentisizlik mi söz konusu? Realizasyonun ne tarafına yaklaştık? Ne dersiniz borsaya dair? Son dönemde borsa tarafındaki fiyatlama reaksiyonlarında özellikle borsa dışı alternatif kaynakların biraz daha popülerlik kazandığını ve yeni dönemde de en azından seçim sürecine kadarki belirsizliğin bu reaksiyonda da önemli bir katma değer sağladığını görebilmekteyiz. Yani baktığımız zaman da TL mevduat tarafındaki faizlerin yukarı çıkmasıyla birlikte oluşan önemli bir alternatif. Kripto tarafında, emtia özellikle altın tarafında izlenen yukarı yönlü senaryolar o bölüme birazcık daha kaymaların oluşmasına sebebiyet verdi. Tabii şu anda çok fazla olumlu bir görüntü izlenmiyor olsa da son dönemde özellikle halka arzların da oradaki girişleri gerçekten dikkat çekiyordu. İlaveten buradaki gelecek dönem beklentilerinde geçtiğimiz, daha doğrusu bu senenin başında olduğu gibi yine bir seçim süreci ve seçim süreci belirsizliğinin de gelmiş olduğu bir farklı yönlere kayma senaryolarının da ön plana çıktı ki bunu hacimsel anlamdaki düşüşlerden çok net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Her ne kadar haftalardır yabancı tarafında hisse alımları çok önemli bir oranda artıyor olsa da yerli tarafındaki bu değişim ister istemez biraz borsa cephesinde iyimser fiyatlamaları geride bırakmış oldu. Tabii şu anda gelmiş olduğumuz fiyatlama davranışları bazında biraz tedirginlik yaratabiliyor yatırımcılar nezdinde. Ama uzun vadeli ve orta vadeli konjonktüre baktığımız zaman da hala şu anki fiyatların uygun olduğunu söyleyebilirim. En azından kabaca baktığımız zaman 2021 Ekim'den bu yana takip edilen 200 günlük ortalama kabaca 6.850'lerden geçiyor. Ki burası şu anki kura baktığımız zaman 220 dolar civarlarında. Hem dolar bazlı hem de TL bazlı bu bölgeler gerçekten kritik. Buraya kadar olası bir düşüş reaksiyonları borsa cephesinde yeniden bir toparlanma eğilimi oluşturacaktır. Hani buraya düşmeden yeni bir yukarı yönlü reaksiyon izlersek de yukarıda 7.500'e dikkat edelim. Bu bölgenin üzerinde kalıcılaşması lazım ki biraz rahat nefes alabilelim. Orta vadede iyimser beklentiler korunuyor ama para kazanmanın borsada bir derece daha güçleşeceği bir yıl olarak tahmin ediliyor 2024 yılı. Siz bu kanaatte misiniz? Eğer böyle bir durum söz konusuysa seçici olmak herhalde daha dikkatli olunması gereken bir konu olacak. Siz o potansiyeli seçicilik bağlamında hangi sektörlerde pozitif bir yerde taşıyorsunuz? Aslında 2022'nin sonunda yapmış olduğumuz açıklamalara benzer bir açıklama yapıyoruz. Çünkü 2023 yılında alternatiflerin olabileceği bir yıl vurgusunu yaparak dengeli ve seçici hikaye yaratabilecek, gelecek vizyonuna uygun ve hızlı adaptasyon süreci gerçekleştirilebilecek sektör ve şirketlerin ön planda olması gerektiğini aktarmıştık. Aslında 2024 için de aynı temayı kullanabiliriz. Hem gelecek dönemdeki vizyonu yaratabilecek ve bu vizyona hızlı bir şekilde adapte olabilecek hem de mevcut hikayesiyle temel anlamda da fırsat sağlayabilecek sektörler ön planda olacaktır. Tabii ki seçim sonrasında mevcut rasyonel politikaların devamlılığı tarafında global taraftan gelen bakış açısıyla birlikte yabancıların daha fazla odaklanacağı bir görüntü izleyeceğiz. Hal böyle olunca da ilk etapta banka ve holding tarafındaki şirketler birazcık daha ön plana çıkabilir. Şu anki mesela geri çekilmeler ister istemez oradaki görüntüyü de daha cazip hale alabilir. Bunların dışında tabii ki her sektör içerisinde temel ve teknik anlamda uygun şirketler olacaktır. Ama genel bir sektörel değerlendirme yapacak olursak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyüme temasındaki yavaşlama, iş talepteki yavaşlama, ihracat tarafındaki kredi olanaklarının daha iyi olacağı düşüncesi ihracatçı şirketlerini ön plana çıkartıyor. İlaveten enflasyon temasını konuşuyoruz. Yılın ilk yarısında bir zirve yapacağı düşüncesi zaten
ekonomi yönetimi isimlerinin ağzında çok net bir şekilde magazinsel anlamda da vurgulanmakta. Bu anlamda da enflasyon teması ve gıda perakende tarafının da ağırlık katabileceği bir dönem söz konusu. Bunun dışında bu yıl çok popülerite olan ve gerçekleştirdiği son düşüşlerle birlikte gelecek vizyona da hala uyum sağlayan elektrik sektörü, yani içindeki enerji şirketlerinin yine 2024'te de gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Yani banka, holding, gıda, elektrik gibi, ihracat yapan şirketler gibi genel bir ayrışmaların olabileceği bir dönem izleyebiliriz. Biraz da küresel tarafa geçelim. Fena bir yıl değildi aslında küresel borsalar için. İşte Dow'da rekorlar var, S&P'de seri yükseliş dönemi yaşandı, DAX yüksek seviyelerde. Yani uzak doğuyu saymazsak Japonya'yı da yine o yükselenler içerisinde katalım. Böyle bakınca borsaların bu yılki performanslarını nasıl değerlendiriyorsun? Sürpriz oldu mu? Devamı gelebilir mi 2024'te mesela? Aslında 2022 yılında benchmark gösterge S&P 500'ün 3600'lere kadar düştükten sonraki oluşan potansiyeli 2023 için oldukça potansiyel barındırıyordu. Her ne kadar o zamanlar ayı piyasası magazinsel haberleri çok popüler olsa da fiyat analizi anlamında önemli bir beklenti vardı. Nitekim bu sene teknoloji endeksi önderliğinde Amerikan şirketlerinin ve borsa endekslerinin geldiği nokta çok önemli. Yani bugün Nasdaq endeksi %53'lük bir performansa sahip ki oranın Amerika'nın enflasyonu %3.1. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman gelecek dönemde de piyasa Fed arasındaki ayrışma ve yine ayrışma olsa da faiz indirimlerinin er ya da geç olabileceği bir senaryo ve büyüme temasında da çok ciddi problem yaşamayacağını biz projeksiyonlarda görüyor olmamız yine teknoloji şirketlerinin önderliğinde iyi bir borsa dönemi geçirmesine olanak tanıyabilir. Bir de zaten bildiğiniz gibi 2024'ün sonunda Amerika'da bir seçim olacak. Seçim öncesinde de tabii ki hiçbir başkan borsada önemli bir geri çekilme olmasını beklemez. Bu psikoloji de geçmiş dönemdeki o seçim öncesindeki rallileri de düşündüğümüz zaman Amerika'yı yine popüler bir yıl olması yönündeki düşünceyi ön plana çıkartıyor. Burada Fed ile piyasa arasındaki ayrışma, yani Fed 3 tane, piyasalar 6 tane faiz indirimi bekliyor. Bu ayrışma ne kadar böyle çetrefilli geçecek? Belki de biraz borsa performansı ne kadar çok iyi gidecek ya da ne kadar standart gidecek? Bu sorunun cevabı açısından önemli olacaktı ama ben 2024'te de iyimser bir performans sergileyeceğini düşünen taraftayım. Hisseler için pozitifsiniz. Piyasalar açısından baktığınızda hangi bölgenin piyasalarının, borsalarının canlı olmasını beklersiniz? Çin ekonomisinde toparlanma emareleri var mı? İşte Japonya'da bu yüksek seyirin anlamı ne? Böyle bakınca Avrupa, işte Asya, ABD, gelişen ülkeler bir fark yaratabilecek pazar görebiliyor musunuz? Şimdi Amerika diğer ülkelerden oldukça ayrıştı. 2024 temasında da yine ayrışacaktır. Onun altını net bir şekilde çizmekte fayda var. Ama aynı şeyi Çin ve Avrupa ekonomisi için söylemek çok kolay değil. Bildiğiniz gibi Çin özelinde baktığımız zaman bu yılın başında %6 büyüyeceğini düşündüğümüz Çin kademeli bir şekilde %5'in de altına sarkan bir eğilim oluşturdu. Nitekim 2024 temasında da %5 çevresinde muhtemelen de altında gelebilecek bir büyüme temposu var. Orada biraz problemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Emlak sektörü ve gerçekleşen kredi faiz indirimlerine rağmen piyasayı tatmin etmemesi ve raporlarında da büyüme tarafındaki aşağı yönlü revizyonlar biraz orada can sıktı. O yüzden de Çin belki de 2024 yılını geçiş dönemi olarak kullanabilir. %5 seviyesine paralel bir büyüme ile. Avrupa cephesi de özellikle son dönemde hem Avrupa'nın lokomotifi Almanya hem de Avrupa'nın geneli itibariyle ekonomik aktivitede oldukça problemler yaşadığını görüyoruz ki PMI verilerinden de bunu çok net bir şekilde inceleyebilmekteyiz. Bu anlamda zaten 2024'te ilk faiz indirimi beklenen Merkez Bankası'nın başında gelmektedir ECB. Eğer bu isteğini yerine getirebilirlerse, yani daha erken faiz indirimleri sürecine devam edebilirlerse,
Orada bir miktar tabii ki toparlanma izlenebilir ki Almanya imalat PMI'de de her ne kadar 50'nin çok çok altında olsa da, yani daralma bölgesinde olsa da, dipten dönüşlerin olduğunu görebilmekteyiz. Bu açıdan da yine Avrupa tarafında da bir geçiş dönemi olmakla birlikte, eğer petrol tarafında, enerji bağımlılığı tarafında çok keskin hareketler izlemezsek, yeni bir jeopolitik risk teması, enerji fiyatları üzerinde ek bir baskı olmazsa, Avrupa tabii ki burada biraz daha sıyrılabilir ama yine Amerika'nın gölgesinde kalacağını söyleyebiliriz. Yani bir kıyaslama yaptığımız zaman tabii ki öncelikle Amerika, daha sonra Avrupa ve Çin arasında bir miktar mücadele ama psikolojik anlamda Avrupa'nın daha iyimser bir görüntü oluşturması gerekiyor. Japonya tarafı da özellikle Japonya Merkez Bankası'nın bir piyasayla bir inadı var. Çünkü ultra gevşek politikaların devam etmesi senaryosu ön planda ki başkan değişimi 2028 yılında, yani uzun bir dönem söz konusu. Bu yüzden de piyasalar zaten bu inattan biraz vazgeçmiş durumda. Faiz artışı düşüncesi biraz daha ötelenmiş gözüküyor. Bu açıdan da Japonya birazcık daha veri dışında bir strateji ilerlemekle birlikte muhtemelen 2024'ün ilk yarısında ekstra bir aksiyona girmesi beklenmiyor şu anki temel gelişmelerle. Biraz emtialara bakalım mı? Altın için, ons altın için son 2 yıldan sonra artı kapatılacak bir yıla geldik. Bunun anlamı ne? Devamı gelecek mi? 2000 doların üzerinde ve daha hatta daha yüksek rakamları beklesin mi yatırımcılar? Ne düşünüyorsunuz ons altın için? Şimdi altın tarihsel anlamda son 5 yıllık görüntüyü incelediğimiz zaman 2070'leri, 75'leri test ettiği zamanlarda bile 2000 dolar seviyesinin üzerinde aylık kapanış yapamamıştı. Öncelikle bunun altını çizmekte fayda var. Geçtiğimiz ay 2000 doların üzerinde aylık kapanış yaparsa, ki bu ihtimal gerçekten kuvvetli eğer bu hafta çok ekstrem bir hareket olmazsa, bu arka arkaya 2 ay boyunca 2000 dolar üzerinde aylık kapanış yaptığı anlamına gelir ki bu da önemli bir dönüşüm. Yani yukarı yönlü yeni reaksiyonlar, yeni zirvelerin oluşturacağı bir beklentiyi gündeme taşıyacaktır. Ve burada da kabaca yine grafik anlamında baktığımız zaman 2400'lerin yolunun açıldığını fiyat anlamında söyleyebiliriz. Bir de bunu destekleyecek makro tema da var. Nedir bu tema? 2024 yılı merkez bankalarının birbirleriyle yarıştığı ve bu yarışın faiz indirimleri olacağı şeklinde bir görüntü söz konusu. Tabii ki bugüne kadarki fiyatlama içerisinde bu vardı. Ama biz görüyoruz ki gerçekten merkez bankaları da bu misyonda 2024'ü geçiş dönemi olarak kullanacak. İlaveten bir de 70'e yakın ülkenin, yaklaşık 2 milyar kişinin oy vereceği bir dünyadaki seçimden bahsediyoruz ki biz bunu Rusya, Almanya, Amerika, Türkiye özeline konuşabiliriz ama çok farklı ülkelerde seçimler var. Seçim, faiz indirimi gibi denklemleri konuştuğumuz zaman altın için 2024 iyi bir yıl olması beklenebilir. Şu anki görüntüde 2060'lardayız. Kabaca baktığım zaman da 1985'lerin üzerinde kaldığı müddetçe hala yukarı yönlü potansiyel söz konusu. Bu da düşüşlerin tekrardan yukarı yönlü trend dostu olması yönündeki beklentiyi ön plana çıkartmaktadır. Bir de Brent petrole bakalım. Savaşla birlikte, öncesinde zaten devam eden savaşlarla beraber 100 dolarlara doğru gider, 3 haneli rakamları görürüz derken 70 dolarlara doğru inen, işte oradan bir toparlanma çabasına giren bir Brent petrole karşı karşıyayız. Hareketler çok hızlı olabilir, gündem çok ağır olabilir ama fiyatlamalara bakınca enflasyon için hala bir risk yaratıyor mu, yaratmıyor diye soruyoruz. 2024 yılında Brent petrol için ne bekliyorsunuz? Şimdi öncelikle Brent petrol ile alakalı şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Bu yıl 70 dolarlara kadar Brent petrolde yaşanan düşüşlere rağmen henüz pozitif algıyı, pozitif trendi uzun vadeli konjonktürde değiştiremedi. Yani son dönemde de arz kesintisi tarafındaki haberlerle, daha doğrusu piyasayı tatmin etmeyen haberlerle birlikte belirli düşüşler izlemiştik ama bir türlü kabaca 70 dolar ya da grafik analizi olarak baktığımız zaman 68-75 dolar bölgesinin altında kalıcılık ulaşamıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman da yılbaşından bu yana oluşan bu dip ister istemez gelecek dönem için belli tehlikeler yaratıyor. Ama eğer biz Brent petrol tarafında şu anda da kabaca 79 dolar seviyesine yakın, eğer 75-85 dolar arasında bir sıkışma eğilimi oluşturabilirse
bu enflasyon üzerinde çok ciddi bir etki yaratmaz. Ama burada eğer alt bölgeler bir dip olur ve bunu destekleyecek yeni temel gelişmeler izlenirse, işte arz kesintisi ya da farklı bir jeopolitik risk teması ya da mevcut jeopolitik risk temanın daha agresif bir tona ulaşması gibi çeşitli faktörler eğer gündemi meşgul eder ve petrol dinamiklerinde bir tık daha, yani 85 doların üzerinde hareketler görürsek, o zaman tabii biraz enflasyon üzerinde etkisini hissettireceğimiz bir dönem görebiliriz. Şu an için evet trend pozitif ama endişe mahal edecek bir görüntüde henüz yok. Bu anlamda da yukarı yönlü hareketlerde 85 dolar bölgesi aşılacak mı? Buna bakmakta fayda var 2024 projeksiyonunda. Kudret Ayyıldır, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek diyelim size de sağ olun.